Bir şey yapacak resim, çekecek, ondan sonra yardımcı olacak. Metin, ben çekiyorum resmi. Abi şey için ya, kapak fotoğrafı yapacaklar. Tamam, anladım. Ben açayım şimdi resmi. Renk tutuntu var mı tabii? Spes var, bir tane. Geçtik mi yayını? Başlayalım. Şunu, ben şunu tutayım. Verin ben. Tamam. Aa dur. Bu fotoğrafı bir de almam lazım ya. Hani bir kişi dediniz ya. Ben yok. Ya, dur. Çekil kenarıya. Sopa, mikrofonlar. Adam. Al geri. Evet. Kapak yapacakmış işte. Tamam. Şöyle tahmini başlayalım. Büyükler. Yani dediğiniz gibi pazartesi bir bismillah dedik. Ona göre tempomuzu yavaş yavaş günden güne arttırarak Afyon kampına biraz daha hazır bir şekilde gidip güzel bir kamp dönemi geçirip hayırlısıyla iyi bir şekilde hazır bir şekilde sezona başlamak istiyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Takımda nasıl bir hava var? Biz antrenmanları takip ettiğimizde herkesin mutlu olduğunu ve çok güzel ilerliyorsunuz dışarıdan baktığımızda. Takımın içinde bulunduğu havayla ilgili neler söylemek istersin? Zaten geçen seneden beri birlik beraberlik devam ediyor. Hocamızla beraber, yeni yönetimle beraber daha da güzel bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Herkes mutlu, herkes huzurlu şu an. İyi gidiyoruz. İyi de çalıştığımızı düşünüyorum. Böyle devam edecek. Günden güne de kondisyonumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi arttırarak iyi bir şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi Bursaspor'un bu sene için tek bir hedefi var. O da tekrardan ait olduğu lige geri dönmek. Geçen sene bunu kıl payı kaçırdığımızı düşünüyorum. Ama bu sene daha tecrübeliyiz. Daha güçlü olacağız, daha istekli olacağız. Hatalarımızdan ders çıkarıp, geçen sene yaptığımız hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi hazırlanıp ait olduğumuz yere Süper Lig'e bu sene inşallah döneceğimize inanıyoruz. Yani ben bunu geçen sene devre arası kampında da belirtmiştim. Bizim geçen sene devre arasında eğer açılsaydı en büyük transferimiz taraftarlarımız olacaktı. Bu sene evet öyle bir söylenti var. İnşallah aramıza tekrardan geri dönerler. En azından tribüne geri dönerler. Onlar her zaman aramızda. Onları tribünde görmek bizim için ekstra bir güç, ekstra bir motivasyon. Tabii karşı takım için de ekstra bir korku. O yüzden onları inşallah en kısa sürede tekrardan evimizde karşımızda görmek isteriz. Cüneyt abi. Peki şey sormak istiyorum. Antrenman başında izlediğimiz zaman Pablo Martín Bataş'ı sizle beraber ve seni sürekli Pablo'nun yanında gördük. Koşularda muhabbet ettiğini, konuşumuzu gördük. Pablo'nun takımın olması sizi nasıl etkiledi? Bunun için neler söylemek istersin? Yani Pablo Martín Bataş'a gibi bir efsanenin bizim şu an bizle beraber olması hepimiz için bir ekstra. Sağ olsun o da hepimize yani en küçüğünden en büyüğüne çok yardımcı oluyor. Çok samimi bir şekilde, sıcakkanlı bir şekilde yaklaşımı var. Mümkün mertebe yanımızda antrenmanlara katılmaya çalışıyor. İyi de hazır bir şekilde kendisi. İyi çok iyi. Yani belki bir Mustafa Hoca ile konuşmak lazım son 15 dakika falan. Yok çok yani tabii ki de kendisi Bursaspor'un efsanesi ve onu yanımızda aramızda görmek bizim için ekstra bir motivasyon ve gurur açıkçası. Dediğim gibi yani çok güzel bir şey onunla bizle beraber olması. Biraz bir adam da alalım. Evet Refah'cığım. Bir ciddi bir sakatlık geçirdim. Uzun süre oynamadım. Ligin sonunda yeniden sahalara döndüm. Yeni sezonla ilgili düşüncelerin, hedeflerin neler?
geçen sene uzun bir sakatlık yaşadım 6 ay. İlk maçımı geçen sene 6 ay 2 gün sonra yaptım Eskişehir'e karşı. Ciddi bir sakatlıktı ama bunu atlatmam lazım. Bu sene yeni sayfayı açıyorum. İnşallah sakatsız yani bir sezon geçiririm. Hedeflerim oynamak tabii ki. Herkesin isteği yani oynamaktır. Yani bu sene çok maç yapmak istiyorum yani. Sakatlık belasız inşallah. Peki Defa, sen nasıl değerlendireceksin? Sezonu açtınız. Günde çift antrenman yapıyorsunuz. Bugün sanırım son antrenmandı. Takım hazırlıklarıyla alakalı antrenmanlarda neler hissediyorsunuz? Bir ufak bir problemin oldu sanırım. Onu da sorayım. Ciddi bir durumun var mı? İtmanlar ağır. Normal bu sezon başı itmanı. Çift oluyor. İyi geçiyor. Herkes çalışıyor. Herkes istekli. Yani çalışmamız lazım. Çünkü hedefimiz büyük bu sene. Dün küçük bir arka ademde küçük bir sıkıntı yaşadım ama çoktan beri ağır itman yapmadığım için yani o yüzden oldu. Küçük hafif bir şey. Önemli bir şey değil. Çalışacağız. İyi çalışıyoruz. Devam edecek böyle. Yeni sezonda nasıl bir vefa edecek? Spor taraftarı ve Türk taraftarı. Nasıl bir vefa edecek? Onu hep beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Yani oynamadığım için bakacağız abi. Yani herkes hepimiz beraber göreceğiz bunu. Defa, bir geçtiğimiz sezon ikinci haftada olan Altınordu maçında oyuna girdikten sonra oyun içinde taraftarlar seni hem fiziksel olarak hem oyun anlayışı olarak Pablo Martín Bataşı'ya çok benzetti. Sosyal medyada bunları görmüşsündür oyun tekniği olarak. Şu an Pablo Hoca ile beraber çalışıyorsun. Bu senin üstünde bir oluşturuyor mu? Neler düşünüyorsun? Pablo Hoca ile beraber onunla ilgili görüşlerini, fikirlerini de merak ediyorum. Yani daha ne isteyebiliriz ki? Pablo Martín Bataşı bizimle itmana çıkıyor. Onları görmüştüm. Yani çok iyi bir şey yani benim adıma çok mutluluk verici. Burada olması herkes sadece benim adıma değil çok 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 büyük bir önem taşıyor. Çok yani herkes ondan çok şey öğreniyor. O da sağ olsun bayağı bir şeyler öğretiyor. Yani çok yani mutlu yani herkes mutlu. Pablo Martín Bataşı efsane bizimle idmana çıkıyor. Bize bir şeyler öğretiyor. Ondan her şeyi yani almak istiyorum yani. Bursa Spor'da bugün olarak yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Cüneyt Köz ve Vefa Temel sorularımızı yanıtladı. Bu anları sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Kapatıyorum. Özce tesislerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.